Merhaba, Aslı Hanım değil mi? Yes, buyurun. Tebrik ederiz Aslı Hanım. Bu haftaki Yemede Yanımda Yat yarışmamıza katılmaya hak kazandınız. Aa, sahi ciddi misiniz? Ciddiyiz, evet. Siz yarışmamıza katılmak için başvuruda bulundunuz değil mi? Bulundum, tabii. Bizzat kendim orada bulundum, sonra da başvuruda bulundum. Evet, kabul edildiniz Aslı Hanım. Bu haftaki diğer 5 yarışmacımızdan birisiniz. Aa, o zaman ne yapayım? Sevineyim bari. Yuppi! Ne oldu? Kim geldi Aslı Hanım? Seni ilgilendiren bir şey yok. Hadi sen işine bak Kadercim. Hadi yürü git. Kader? Kadir Hanım siz misiniz? Evet, Kader benim. Tebrik ederiz Kader Hanım. Bu haftaki Yemede Yanında Yat yarışmacılarımızdan biri de siz oldunuz. Evet, tebrikler. Sahi mi? Evet. Ay siz karıştırıyorsunuz herhalde beyefendi. Yani bu Kader benim hizmetçim. Yani hizmetçilik onun kaderinde var beyefendi. Kesin karıştırıyorsunuz siz. Gidin doğrusunu bulun gelin beyefendi. Olmaz. Yok, hiçbir yanlışlık yok. Siz artık rakipsiniz. Beraber yarışacaksınız. Hayırlı olsun. Sofralar lezzetli olsun. Yüce Onos. Selena. Demeter. Selena. Afrodit. Selena. Ne oluyor? Teber. Selena. Yüce Onos, beni çağırmışsınız. Selena, senden bir konuda yardım isteyecektik. Tabii, her zaman. İsteyeceğimiz yardım Hades'e verilecek, ceza ile ilgili. Hades mi? Yine ne yaptı? Hades işte, her türlü hilekarlık ve zorbalık peşinde. Aşk, intikamı, hırs, her şey var. Şam şeytanı. Dün akşamki büyük Ütopya loto çekilişine hile karıştırıp ikramiyenin kendi biletine çıkmasını sağladığını tespit ettik. İnanamıyorum. Şu anda kendini trilyoner zannediyor uyanık. Zannetsin bakalım. Birazdan buraya gelince trilyoner mi yoksa bir avucunu yalayoner mi olduğunu öğrenir oturur aşağıya. Peki benim ne yapmamı istersiniz? Aa, evet, evet Selena. Senden istediğim yardım Hades'e verilecek ceza hakkında bize yardımcı olabilme. O kadar düşündük ama biz uygun bir ceza bulamadık. Ona öyle bir ceza vermek istiyoruz ki adam akıllı aklı başına gelsin. Hades'in aklını başına getirecek bir ceza. Zor bir işe soyunmuşsunuz Yüce Onos. İşte onun için seni buraya çağırdık ya. Peki, biraz düşüneyim. Acaba ne olabilir? Na 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 na, Selena, Selena, Selena. Evet, şimdi yarışma için hangi yemeği yapacağız menüyü görelim. Buyurun. Seçelim. Seçiyorum, seçiyorum, seçtim. Neyse, ben gerçekten seçtim. Başlangıç olarak şey düşünüyorum efendim ben. İki dilim ekmek arasına büyük bir aşkla taptaze kaşarı yerleştireceğim efendim. Onları sımsıcacık duygularla ısıtacağım, ısıtacağım, ısıtacağım. Tost yani. Halk arasında yerel yerel öyle de deniyor ama ben onu tostluktan kurtarıyorum efendim. Ha, evinizin tostunu yapıyorsunuz değil mi? Yani tost kötü yola düşmüş, siz de onu kurtarıyorsunuz. Formatımız icabı, espri yapabiliyorsunuz. Gülelim o zaman değil mi? Neyse, ne diyordum ben? Başlangıç yemeği olarak tost diyordunuz Aslı Hanım. Keser misin sesini sen? Pardon. Şu anda sen benim rakibimsin. Yemeklerime laf etme, anladın mı beni? Ay yani hatta rakibim bile değilsin. Müstesna olsa biraz zorlanabilirdim ama kader hiç. Ana yemek olarak da şey düşünüyorum efendim ben. Çılgın patateslerin kızgın karnaval ateşi eşliğinde inanılmaz dansı efendim. Vay vay vay, çok güzel. Bildiğiniz patates kızartması yani. Patates, kızgın yağ. Evet, bildiğimiz patates kızartması. Hayır efendim, sadece patates kızartması değil. Ben onu bambaşka bir şey haline getiriyorum. Bol ketçap ve mayonezle marine ediyorum. Bambaşka bir şey oluyor efendim, başkalaşıyor. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Peki, tatlı olarak ne düşünüyorsunuz? Tatlı olarak şey düşünüyorum. Böyle çok taze, çok güzel bir tahıllı ekmek dilimi üzerine fındık ezmesi rapsodisi efendim. Böyle yumuşacık. O nasıl bir tatlı öyle? Ekmek,
Fındık üzeri ekmek süreceksiniz yani. Hayır, ekmek üzerine fındık ezmesi sürüyoruz efendim. Neyse, zaten önemli olan o fındık ezmesini sanatçı duyarlılığıyla sürebilmekte iş efendim. Böyle sağdan sağdan, sağdan sağdan yumuşacık süreceksiniz efendim. Yani kolaysa sen de sür sür sür. Değil mi? Sürülmez ki öyle, her isteyen süremez yani öyle şakkadanak. Pardon, tabii siz daha iyisini biliyorsunuz. Peki Kadir Hanım, sizin menünüz nedir acaba? Ben başlangıç yemeği olarak bol ekşili analı kızlı çorbası yapacağım. Ananı karıştırma canım. İyi vallahi, analı kızlı yapacakmış. O zaman ben de aşçı tutayım, onu yaptırayım efendim. Olmaz ki yani. Ben tek başıma yapacağım. Çorbanın adı öyle. Sonra ana yemek olarak taze sarımsaklı içli köfte yapacağım. Ay yani yerel yerel evi kokutacak. Sonra tatlı olarak da Antep katmeri yapacağım. Böyle bol fıstıklı ve kaymaklı olacak içi. İçimizi bayacak yani. Anlıyorum. Peki Aslı Hanım, Kadir Hanım, size bol şans diliyorum. Buyurun. Ay, teşekkür ederiz. Sevgiler, görüşmek üzere. Kadir Hanım, konuklarınıza yapacağınız yemekler için hangi malzemeleri alıyorsunuz acaba? Bir paket ince bulgur alıyor. Biraz sonra tereyağı ve domates salçası alacağım. Aa, maşallah, kendinizden emin hareket yapıyorsunuz. Tabii çok eminim. Hep yaptığım yemekler bunlar. Bir de maydanoz alacağım şimdi. Yalnız maydanoz alırken diri ve koyu yeşil yapraklı olmasa dikkat etmek lazım. Maşallah, yeşillikten de çok iyi anlıyorsunuz. Anlarım tabii. Köyde kendi maydanozumuzu kendimiz yetiştirdik. Şimdi de kasap reyonuna gidiyoruz. Şimdi de iki defa çekilmiş kuzu kıyma alacağım. Biraz da kuzu kuşbaşı. Yalnız kemiksiz ve hayvanın arka oyluğundan. Bu kadarına da pes doğrusu. Neredeyse kuzunun hangi memleketten olduğunu söyleyeceksiniz kasaba. Evet sayın seyirciler, şimdi diğer yarışmacımız Aslı Hanım'a çeviriyoruz kameraları. Bakalım Aslı Hanım ne yapıyor? Ne alıyor, nasıl alıyor, nerede? Aslı Hanım'ı bulduk. Kendini kaybetmiş bir şekilde alışveriş yapıyor. Bulduk, buyurun. Aslı Hanım, nasıl gidiyor alışveriş? Ay, teşekkür ederim. Gayet iyi gidiyor. Yemeğimin ana malzemeleri olan kaşar peyniri ve tost ekmeğini aldım. Şimdi sıra kızartmalık patateslerde. Patates alacağım. Vallahi bravo. Bu kadar karışık malzemeyi nasıl aklınızda tuttunuz? İnanın şaştım. Kağıt kalem hiçbir şey yok. Kağıda bile yazmamışsınız. Ay yani övünmek gibi olmasın. Çok zekiyimdir. Her şeyi aklımda tutabiliyorum. Bu bir yetenek işte. Evet. Ya da övünmek gibi olsun canım yani. Değil mi? Zekiyim işte, ne yapayım? Evet, bakalım konuklarınız yemeklerinize ne diyecek? Eğer yemekleriniz de zekanız kadar sivriyse Allah muhafaza. Gırtlağına takılabilir misafirlerinizin? O ne? Bunu yolda yiyeceğim canım, önemli değil. Afiyet olsun. Para sormak yok. Hiç şeyle başlamıyorum. Bir tane ekmek para bu, tantı yapıyor bu sıvı. Neyse burada. Ayağa kalksanıza! Kalkın! Bir matematik dersi geliyorsanız burada. Terbiyesizler, hadsizler. Aman sizin kendinizi yormanıza hiç gerek yok. Siz oturun, ben biliyorum size saygınızı. Evet. Hiçbir şekilde soru sormak yok, oturun. Soru sormak yok, hiçbir soru durmak istemiyorum. Bak, efendim. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Allah! Yandım ben ya, işte yine soru geldi ya. Ne yapacağım ben ya? Efendim yavrum, bir daha sor, ne dedin? Tuvalete gidebilir miyim? Evet. Gidiyor. Abi gördün mü, isim verdi. Bilmiyorum abi, saçma sapan bir şeyler oluyor, anlamadım. İyi hadi gelin bakayım, sınıfça bir çiğ köfte yakın artık. Hocam, buyur sen de gel. Hocam iyisin. İyiyim. Mecburen yiyeceğim ben şimdi bundan ya. Yandım! Yandım, çok acı bu ya! Çok acı bu ya! Ne yapıyorsunuz burada lo? Ben açıklayabilirim. Biz içi köftenin bir deney yapıyoruz. Açıklayamazsın. Otur. Yani ağanız burada olmadan çiğ köfte yiyebiliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Nasıl? Ya ne, siz nasıl isterseniz öyle yaparız ya bir şeyler. Senden sonra hesaplaşacağız Sırt. Evet. Tövbe tövbe. Çeşit. Arkadaşlar, Firuze Hanız olarak merhabalarıma bir duyurum olacak. Firuz A olarak günün anlam ve önemini belirten bir de konuşma yapacağım. Çünkü sizleri Kartepe'ye kızak kaymaya götüreceğim ben de. Evet. Tövbe tövbe. Arkadaşlar,
Hadi eğlence, hadi muhabbet. Şişt, gel buraya. Gel buraya. Demek ahan olmadan çiğ köfte yemeyi sevirsen ha? Aç ağzını. Aç ağzını. Ha? Tuhaf mı bu? Yanıyorum ben, yanıyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen bana diyorsun ki sana hep çocuk kanlını sağlayacak bir parfüm verebilirim. Evet. Ama dediğim gibi, bunun karşılığında beni yanağımdan öpmen lazım ki üstümdeki büyü ortadan kalksın. Ben Kurbağa Prens'in masallarda olduğunu sanırdım. Gerçek olup olmadığını kolayca anlayabilirsin. Tabii teklifimi kabul edersen. Peki hala, sen yanağından öpeceğim. Ya, aynı masallardaki gibi değil mi? Şey... Ha, anladım. Sen masallardaki prens yakışıklı olur diyorsun. Yani ben... Bunca yıl çamurun suyun içinde kalınca biraz pörsümüş olabilirim. Olsun. Önemli olan insan için güzel olması değil mi? Bravo. Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Neyse, sen sözünü tuttun. Sıra bende. Şimdi seni şu parfüm hazırlayalım. Çocuk kalmanı sağlayacak parfüm. Sihrin parfüm özünü yayılabilmesi için bir gece beklet. Daha sonra üstüne sık. Yani bunu sıkınca içmeyecek miyim? Aynen öyle. Neyse, ben şimdi gitmeliyim. Halkımın bana ihtiyacı var. Hadi hadi, prensesin yanına gideceksin değil mi? Tabii onu da özledim. Bunun için sana ayrıca teşekkür etmeliyim. Hadi hoşça kal. Teşekkürler. Nazlıcık. Nazlıcık, ya çok sıkıldın mı beni beklerken? Yok, sıkılmadım. Artık gidelim mi? İki dersin boş diye gelmiştik ya, sonra okulda problem olmasın tatlım. Tamam. Ya biliyorum, guguklamaca oyunumuzda yarım kaldı ama söz veriyorum başka zaman oynayacağız. Tamam. Her şeye tamam. Ya senin moralin yerine gelmiş gibi gözüküyor. Yoksa büyümen gerektiği gerçeğini kabullendin mi? Ya tabii. Aslı dikkat et, elini falan keseceksin Allah korusun. Merak etme Ekrem, yani bir elini keseceğim, kesiyorum işte. Tamam, en iyisi ben keseyim, sen sonra yemeği yap ha. Olmaz Ekrem. Anlatamıyorum sana da. Formata aykırı bir kere. Pardon, eşim. Evet. Kesinlikle yemeği kendisinin yapması lazım. Dışarıdan müdahale olursa Allah muhafaza kesinlikle diskalifiye olur. Aman ya Ekrem, lütfen müdahale etme bana. Kendim yapacağım. Bir yemek yapamadım, en üstüne ben der kendime. Aslı olamaz. Kamera işlemi cinayet işliyorsun. Aslı bırak yapma. Ya, ay, yok canım, öyle bir şey yok. Sana bakayım, bak orada 70 milyon bizi seyrediyor. Sevgili izleyiciler, bu benim kızım, biricik aşkım Kıvılcım. Merhabalar. Aslı ne oluyor? Bir şey oldu yok, yemek yarışmasına katıldım. Ben yemek yapıyorum ya. Bir yemeği kafamda. Hadi gidin, iş yapacağım ben. Şurada yemek yapmaya çalışıyorum, hadi çıkın dışarı. Çıkın, tamam, çıkın, tamam, çıkın. Sevgiyle kesiyorum. Evde televizyoncular var. Bir şey mi oldu acaba? Kader abla ne oluyor burada? Korkmayın kızlar, bir şey yok. Aslı yengeniz de Yeme de Yanında Yat programında yarışıyoruz da. Yemek yarışıyorsunuz. Aynen öyle. Kamera bak, ne oldu, bir şey mi oldu Kader? Yok abi, iyiyim. Yemek programına katıldım. Yemek yapıyor. Yeme de Yanında Yat. Severek izliyorum, ben gerçekten izliyorum. Abim. Şeferimiz.
Ben yerim. Evet sevgili izleyicilerimiz. Yarışmacılarımız tam gaz yemeklerini hazırlamaya devam ediyor. Kader Hanım'a bakıyoruz önce. İçli köfteleriniz yeteri kadar içli mi Kader Hanım? Hem içli hem dışlı vallahi. Yalnız bu köfteleri yiyen parmaklarına çok dikkat edecek. Bakalım Aslı Hanım da sizin kadar iddialı mı? Aha, iddialı değil, eminim efendim. Pardon, anlayamadık. Neden eminsiniz? Tabii ki birinci olacağımdan. Kendinize olan güveninizden dolayı tebrik ediyoruz. Ve yemeğinizden dumanlar çıktığı konusunda da sizi uyarıyoruz Aslı Hanım. Ne, duman mı? Daha zamanınız var. Aslı Hanım merak etmeyin. Daha yeni tost yemekleri yaparsınız. Ama kolay mı zannediyorsunuz siz bunların hepsini baştan yapmayı? O peyniri ince ince dilimleyip bu ekmeklerin arasına yerleştirmek ne kadar zor, bir bilginiz var mı acaba? Ne yapacağım ben? Yeme de yanında yat yarışması tam gaz devam ediyor. Şu anda iki yarışmacımız Aslı Hanım ve Kader Hanım üzerlerini giyinmiş olarak ortak kullanacakları yemek masasını hazırlıyor. Ve işte diğer yarışmacılarımız da gelmeye başladı. Bir an önce. Başsın ablam. Bak Kader. Kader gel. Sen şu çatal kaşıkları yerine koy. Ben karşılarım misafirleri. Hadi canım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Geldik. Buyurun efendim. Buyurun. Bir saniye, bir saniye. İçeri geçmeden önce sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Benim de size sormak istediğim bir şey var. İki yarışmacının da bu evde olduğunu duyduk. Doğru mu? Doğru. O yüzden aynı gün yarışıyoruz zaten. Neyse konumuzla alakası yok bunun şimdi. Başka bir şey söyleyeceğim ben size. Bunlar ne sizce? Ha? Ne? Paraya benziyor. Evet. Hepsi sizin. Alın. Alın, alın. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Eğer sizden rica edeceğim şeyi yaparsanız bu yarışmanın sonunda yarışmadan kazanacağınızdan daha fazla paranın sahibi olabilirsiniz biliyor musunuz? Hem de yemek yapmaktan çok daha basit bir şeyle. Sadece beni birinci seçeceksiniz. Madem bu kadar istiyorsunuz. Seçtik gitti canım. Yemekleriniz kötü bile olsa bu paralarla dışarıda daha güzellerini yiyebiliriz. Sadece içeri gittiğimizde yarışmacı Kader'in yemeklerini kötüleyeceksiniz. Benimkileri şahane, muhteşem falan gibi laflar kullanacaksınız. Ha? Tamam canım, beğendik gitti o zaman. Beğendik gitti canım. Beğendik, beğendik. Aman aman ne güzel. Buyurun şimdi hadi. Ay estağfurullah lütfen. Hadi gelin bakalım. Olamaz ya, şike yapacaklar. Şimdi size başlangıç yemeği olarak hazırladığım analı kızı çorbasını ikram edeceğim. Ay ben ana falan yemem. Zaten ben de kız yemem. Ben ne ana yerim ne kız yerim. Yam yamıyız canım biz. Ne anası ne kızı, çorbanın adı öyle. Mis gibi de yemektir. Kader Hanım'ın analı kızı çorbası beğenilmedi. Ay ben size en iyisi saatlerce uğraştığım ay güzel menümü getireyim ha. Buyurun. İşte tostlarımız geldi. Aman diyeyim, aman diyeyim. Oh, 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 oh. En sevdiğim yemek. Buyurun. Kaç tane isterseniz yiyebilirsiniz. Tost mu en sevdiğiniz yemek? Evet, hem de kaşarlı. Oh, oh, oh. Fevkalade. Şu kokuya bakalım. Şimdiden 10 puan verdim bile. Ay, inanamıyorum, inanamıyorum. Hem yanık ve hem de yamuk ve yumuk bir tost. Aslanım tebrik ederim. Yani bu dünyanın en zor bulunabilen, en nadide, en süper, kelimelerle anlatılması en kifayetsiz tost için size ne kadar teşekkür etsem azdır aman diyeyim. Teşekkür ederim. Çok uğraştım gerçekten. Şu ayarı tutturmak zor yani. İnanmıyorum. Aslı Hanım'ın kaşarlı tostu çok beğenildi. Mis gibi analı kızlıyı beğenmediniz, tost beğendiniz öyle mi? İçli köfte sever misiniz? İçli köfte var, buyurun. Ay ben içli mişli hiçbir şey sevmem. Ne öyle içli, duygusal, romantik köfte. Ay. Evet, ne o öyle şey sürpriz yumurta gibi köfteymiş. Ben de istemem, kalsın kalsın. İnanmıyorum sayın seyirciler. Aa, Kader Hanım'ın içli köftesi de beğenilmedi. Yalnız rica edeceğim, karnınızı tosta doyurmayın. Daha ana yemeğimiz var, patates kızartması. Patates kızartması. İşte böyle yalancılar için elimde süper bir doğruluk sihri var kızlar. Buyurun. Bu ne böyle? Yanmış tost. Yenilir mi? Utanmıyor musunuz bunu yemek diye bize çıkartmaya? Orada mis gibi analı kızlı
Burada mis gibi içli köfte, ben bayılırım buna. Burada da tostla kızarmış patates var. Bu ne canım? He? Komiklik yarışması mı? Aslı Hanım, sizi şiddetle kınıyorum. Aha kınadım. Aa. Puanım da sıfır. Nerede benim puanım? Ne dediğinizin farkında mısınız siz ha? Konuştuğunuzu bilin. Unutmayın. Şşş. Ha, akıllı olun. İnanmıyorum sayın seyirciler. Gerçekten inanamıyorum. Yarışmacılar bir anda çark etti. Kader Hanım, sizi kutluyorum. Bu yarışmanın birincisi sizsiniz. Ha? Teşekkür ederim. Benden de tam bir 10 puan. Benim puanım 9. Aa, siz ne dediğinizin farkında mısınız be? Paraları alırken bile demiyordunuz ama. Gayet güzel sırıtıyordunuz ha? Aa, bir dakika, bir dakika Aslı Hanım. Siz yarışmada şike mi yaptınız? Aa, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Hiç utanmıyor musunuz siz? Ne utanacağım be? Bunlar paraları alırken utanmıyorlardı. Ben mi utanacağım yani? Aa, sıkıldım ben bu yarışmadan. Defolun gidin. Kalkın, defolun gidin. Kalkın, verin paralarımı. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Çıkarın paralarımı. Defolun gidin. Sen de gidin öyle. Al, al kamerayı. Defolun gidin. İyi. Aa. Çık, çık, çık. Bırakın bunu. Bırak. Aa, paralarım. Paralarım. İnanmıyorum, inanmıyorum sayın seyirciler. Aslı Hanım bizi evinden kovdu. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yürü, 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 yürü. Bu parfüm sayesinde sonsuza kadar çocuk kalabileceğim. Ne yapıyorsun sen burada sinsi sinsi? Hiç sesin çıkmıyor ha? Hiç. Ne demek hiç? Ben biliyorum bu hiçleri. Ne saklıyorsun arkanda? Hiçbir şey saklamıyorum. Bana doğru söyle, ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım. Ha? Seni küçük hırsız. Sen nereden, kimden çaldın bunu? Ben hiçbir yerden çalmadım. Arkadaşım hediye etti. Öyle mi? Bir bakalım nasıl kokuyormuş. Fena değil. Hayır, dur! Dans dersiniz nasıl gitti? Nasıl gitsin? Yani Burak sürekli çarpılıp durduğu için dans falan edemedik. Ya durduk yerde nereden çıktı bu musibet anlamıyorum. Ya işin ilginci... Beni başkası çarpmıyor. Selena da başkasını çarpmıyor. Şaka gibi resmen. Biri dünyalı, biri yarı ütopyalı olursa böyle acayiplikler olur tabii. Bence ciddi bir karar almadan önce uzun uzun düşünmelisiniz. Anne, yani işin asıl ilginç yanı ne biliyor musun? Tüm bu çarpılma hikayesi bizim dans dersi almaya karar verdiğimiz gün ortaya çıktı. Ese seninle içeride konuşmalıyız. Ay, şimdi hiç konuşamam. Sohbet ediyoruz Burak'la. Bir doktora gittin mi çocuğum? Anne, şurası sadece. Hadi. Tamam. Evet, hadi şimdi konuşalım. Anne, neden yaptın bunu? Onu dondurdum, konuşmalarımızı duymasın diye. Çözeyim mi? Hayır, ben ondan söz etmiyorum. Yani bu çarpılma olayı senin yüzünden oldu. Ütopya'ya geldiğimde bana kaçak elektrik sihri mi yaptın sen? Aslı yenge... İyi misin? Sana ne? İyiysem iyiyim. Hep sensin yenge, tamam mı? Ben yenge değilim. Parfümümü verir misin? Şirin, benim parfümüm bir kere bu, tamam mı? Bana ne? Lütfen. Hayır, vermem, vermem, vermem. Benim parfümüm bu. O zaman ben de sana küserim. Küsersen küs. Ben de sana küserim. Ne olacak? Al işte, küstüm. Ya. Senin parfümüne kalmadım ben, tamam mı? Ekrem bana çok daha güzellerini alır, tamam mı? Sen de kıskanırsın, çatlarsın. Hı. Olamaz. Asya yengem çocuğa dönüştü. Sen ona bunu derse ben bittim. Anne, itiraf et lütfen. Yani beni Ütopya'ya gidip sihirli küreye baktırmak zorunda bırakma. Of. Tamam, evet. Ona elektrik sihri yaptım. Aa, bir de hesap soruyor. Sanki seni iyiliğin için yapmamışım gibi. İnanamıyorum. Ne iyiliği? Anne, erkek arkadaşımı çarpmamın neresi iyilik? Evet, iyilik. Çünkü bir dünyalı ile evlenirsen üzülürsün. Anne, bak başlama gene lütfen. Hadi sihri geri al. Hayır, almam. Anne. Boşuna ısrar etme. Tamam. Bak, eğer sihrini şu an geri almazsan... ...hemen Burak'ı alıp en yakın evlendirme dairesine giderim ve başvuru yaparım. Ne? Bunu yapamazsın. Bal gibi yaparım. Yapamazsın. Evlenmeden önce benim onayımı alacağına söz vermiştin. Sen de bana çocukla sihirler yapmayacağına dair söz vermiştin. Eğer sözlerimizi tutmuyorsak o zaman... Nasıl? Yakıştı mı? Blöf yapıyorsun. Aa, bak ne diyeceğim. Sarıyer Belediye Başkanı'na rica ederiz, nikahımızı o kıyar.
Benim şahidim Ekrem Bey olur, Buran şahidi Koray olur. Aa, bir de şey, nikah şekerleri vardı değil mi? İşte, nasıl? Bu kadar şeker yeterli olacaktır. Evet, nikah şekerlerim de hazır olduğuna göre artık evlenebilirim. Dokuz ciddi ciddi evlenecek bu dünyalıyla. Tamam tamam, geri alıyorum. Söz mü? Söz. Aldın mı şimdi istediğini? Bakalım, göreceğiz. Burak, hayatım ne zaman gideceğiz bir daha dans kursuna? Aa, çarpılmadın. Aa, evet. Demek ki geçiciymiş. Umarım öyledir. O zaman ne zaman gideriz dans dersine? Hemen başlayabiliriz. Anne, sen de gelsene bizimle. Hem nasıl tango yaptığımızı görmüş oluruz. Ama istemez. Çok güzel olmuş değil mi? Bir bardak daha çay alır mısın Nilge? Hayır, alamazsın. Çünkü çocuklar bir bardaktan fazla çay ve kahve içemezler. Annem öyle söyledi. Kararabilirlermiş çünkü biliyor musun? Sıkıldım ben. Aa, doktorculuk oynayalım mı? Ben doktor olacağım şimdi. Sen hastasın, tamam mı? Çok kötü, bak grip olmuşsun. Öksürüyorsun, ben sana iğne yapacağım, tamam mı? Korkma, korkma. Acımıyor, hiç acımıyor. Önce bak, ben kendime yapacağım bir tane. Sonra sana yapacağım, tamam mı? Bak mesela. Şaka yaptım ki, acımadı. Acımadı. Bak, dön şimdi. Buradan böyle yapacağım, tamam mı? Kader, bu kesin yarışmanın şoku, ben sana söyleyeyim. Böyle olacağını bilsem katılmazdım yarışmaya. Hayır, ben gayet memnunum bu halinden. Ya, çok eğlenceli. Aslı, kızım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ay, Kıvılcım abla sana kek getirsin, değil mi? Getirsin. Ay maşallah, kaç yaşındasın sen? 3. Sakın kendini olduğundan genç göstermeye çalışma. 3. 5 misin yoksa? 3. Ay tamam, güzel güzel oyna şimdi sana. Ay, ay, ay. Ay, bayılıyorum bu kadına, çok tatlı. Kıvılcım öyle mi, o senin annen? Hey, bak bakayım şöyle kim anne? Olabilir, yarışmanın şokudur. Aa, şok mu anlamam ben. Hem Aslı üzerine kadar bu evin yeni hanımı benim. Ben de dersem olacak, tamam mı? Eğer işlerinizi doğru düzgün yapmazsanız hepinizi tek 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 rencide ederim. Tamam, tamam. Ama kendi yaptığı yemeği yediyse ondan da olabilir. Onu da söyleyeyim Kıvılcım Hanım. Gel. Kapıyı açık bıraktı. La 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 la. Hapçı. Çok tatlı. Na 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 na. Selena, Selena, Selena. Nazlı, hiç havanda değilsin bugün. Ya evet. Bütün gün ortalarda da yoktun. Şey. Nasıl yok bir şey? Yani belli ki bir şey senin canını sıkıyor. Evet, kesin bir şeyim var. Genelde bizden bir şey sakladığın zaman böyle davranırsın. Ne oldu, hadi anlat bize. Eğer söylemezsen, söyleyene kadar biz de seni gıdıklarız. Selin, Leyla, Nazlı. Aslı yenge? Nerede Aslı? Ya korkuttunuz beni ya. Değil misiniz? Hey! Eşlik oynayalım mı ha? Bu saatte mi? Aha! Ya bana ne, bana ne? Lütfen oynayalım ya. Hiç oynamıyorsunuz benimle. Ağlarım bak. Ne yapacağız? O zaman bana dev ayak puzzle'ını anlatın. Ha? Böyle hani kocaman ayakları var ya. Ben o puzzle'ı çok seviyorum. Lütfen onu anlatır mısınız bana? Lütfen. Aslı! Çocuklar, Aslı yengeniz burada mı diye merak ettim ama burada da yok. Mutfakta olmalı herhalde. He? Burada Ekrem amca. Hayır, yokum ben. Bir dakika, çekil bakayım. Aslı. Yakalandım Ekrem amca, yakalandım işte. Ekrem amca mı? Evet. Ya şey, Aslı yenge herhalde yarışmanın şokuyla biraz garip davranıyor. Ekrem amca, bana masal anlatmıyorlar. Dev adamı bana anlatır mısın? Lütfen bana dev adamı anlat. Kocaman ayakları var, çok korkunç. Böyle 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 yürüyor. Onu anlat.
Tabii ben aşağıda anlatayım sana. Gel. Tamam. Gel çocuğum gel. Aslı yenge çocuk gibi davranıyor. Ya aslında bu haline eski haline tercih ederim ben. Şunu bari suyunu buzdolabından koyma, ne olur yalvarıyorum ya. Niye ki? Kaynarsın mı koyayım? Ama o zaman yanarsın akıllım. Aslıcığım sen bu işler için 30 yıl kadar gecikmedin mi? Neden ki? Ekrem ben hala çocuğum bir kere. Hayatım, herkes söylüyor, biz de dinliyoruz. İçinizdeki çocuğu hiç öldürmeyin, hep yaşatın diye. Ama onların dediği içindeki çocuk bu değil, anladın mı? Çıksın televizyon programı nasıl? Pışım, 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 pışım. Selam kızlar. Selin Açı. Çığ mı? Nereye gitti? Selin'e izdara oldu. Selena, Selena. Senden nefret ediyorum Selena. Nefret! Karıştıralım. İç bakalım. Aslı Hanım içmesem 16. oldu bu ya. Ya ha? Ama demin ki portakal suyuydu. Tamam, o zaman iyi yapalım. Sevgiler, beni acaba Paris'e götürür mü? Ben oradan alışveriş yapmak istiyorum kendime. Kızlar geldi. Yaşasın. Oyun oynayalım mı? Ha? Ay bana bulaşma Aslı, midem çok bulanıyor. Ya bir daha leğen görmek istemiyorum. Aslı yenge gerçekten çok yorgunuz, dinlenmemiz lazım. Ama ben sizi bekledim oyun oynayacağız diye. Şimdi niye oynamıyorsunuz, mızıkçılık yapıyorsunuz? Ya biz çok yorulduk ama. Aa, Nazlı, sen benimle oyun oynar mısın? Sana böyle bir şey yaptığım için çok özür dilerim. Nasıl? Oyun oynayalım mı? Kimse benimle oyun oynamıyor. Çok üzülüyorum. Ben seninle oynarım. Gerçekten mi? Gerçekten. Önce bebeğini uyutalım, ondan sonra çadır kurarız. Tamam. Nasıl uyutalım şimdi? Böyle yastık koyayım ayaklarına. Sallayayım. Aa, ne zaman geldin? Kızlar, hoş geldiniz. Ben de sizi merak ettim. Hem de sürpriz yapayım dedim. İyi yapmışsın. Zaten biz de sana teşekkür etmek istiyorduk. Evet, ne zaman başımız derde girse hep bize yardımcı oluyorsun. Saçmalamayın kızlar. Hem siz de birçok konuda bana yardımcı oluyorsunuz. Hem arkadaşlar birbirlerine yardım etmek için vardır, değil mi? Aslı! Yeter artık Aslı. Sabrım taşmak üzere. Sana yemin ederim ya bu çocukça sorunlarına bir son verirsin ya da ayrılırız. Bana ne? Ayrılırsan ayrıl. Ben bebek istiyorum. Bebek bana ne? Aa, kızlar ne oluyor aşağıda? Ya Aslı yenge bu aralar pek iyi değil. Evet. Ya zaten normalde bir garip de bu aralar çocuk gibi davranıyor. Nasıl çocuk gibi? Çocuk gibi işte. Şeker yemek istiyor. Luna Park'a gitmek istiyor. Durup dururken bizimle oyun oynamak istiyor. Aa. Çok garip. Yani neden insan durup dururken çocuk gibi davransın ki? Galiba ben sebebini biliyorum. Nazlıcık, gelsene. Neymiş sebep bakalım? Selena, inan bana bilerek olmadı. Nazlıcık, dediklerinden hiçbir şey anlamadık. Hani ben hep çocuk kalmak istiyordum ya. Evet, Ütopya Bahçesi'nde konuşmuştuk hatta. Ben havuzun kenarında seni beklerken kurbağa ile konuştum. Kurbağa ile mi? Evet, kurbağa pirat olduğunu söyledi. Onu öpersem insana dönüşüp bana çocuk kalmamı sağlayacak parfüm verecekti. Aa, bir dakika bir dakika, anladım. Sen kurbağayı öptün ve onu prense çevirdin. O da sana parfümü verdi. Ve parfüm yanlışlıkla Aslı yengenin eline geçti değil mi? Aynen öyle Selena. Ah Nazlıcık, ah neden bunların hiçbirini bana anlatmadın? Hem ya o parfümün içinde sana zarar verecek bir şey olsaydı? Ya gerçekten çok özür dilerim Selena. Bunu daha sonra konuşacağız.
Öncelikle Aslı yengeyi eski haline çevirmeliyim. Yoksa Ekrem amcanızla ayrılacaklar. Gel bakalım. Gözler. O zaman başka bir soru soracağım. Beni leylekler mi getirdin? Tamam. O zaman ayı mı timsahı döver, timsah mı ayıyı döver? Bana masal anlatır mısın Ekrem? Lütfen, lütfen, lütfen. Dev ayağından. Onu çok seviyorum ben. Böyle kocaman kocaman ayakları var. Çok korkunç. Sonra da çizgi film seyrederiz. Benim en sevdiğim film başlayacak. Tamam mı? Ekrem ne oluyor burada? Aslı, çok sıkıldım bu sorulardan. Lütfen bir soru daha sorma. Ne sorusu Ekrem? Ne diyorsun? Hakikaten sen sıkılmadın mı? Bu sakız ne ya? Ben nefret ederim sakız çiğnemekten. Çocuklara söylemedim mi? Nasıl dağıtmışlar ortalığı? Bunun hali ne böyle? Böylesi daha iyi. Hatırlama, böylesi daha iyi. Müstesna, bana bir kahve yap. Kafam yerine gelsin. Üşüttün mü acaba? Bulutların üstündeyiz. Evet Nazlıcık. Seninle biraz özel konuşalım istedim. Gerçekten çok özür dilerim Selena. Nazlıcık, herkes hata yapabilir. Hele sen. Senin hata yapman çok normal. Çünkü sen daha çocuksun. Ama önemli olan yaptığın hatayı anlayıp onu düzeltmek için çaba sarf etmen. Bu yüzden iyi birisin. Haklısın ama. Bak, sana ne söyleyeceğim. Ben tam 200 bin sene çocuk kaldım biliyor musun? 200 bin sene çocuk mu kaldın? Sıkılmadın mı? Her yaşın ayrı bir güzelliği vardır Nazlıcık. Hem bence sen çok güzel bir genç kız olacaksın. Belki de çok güzel bir anne. Daha sonra da anneanne. Yani hayatın sana sunacağı bu kadar güzellik varken çocuk kalmak çok mantıksız değil mi? Yani bu durumda ne söyleyebiliriz? Her yaşın bir ayrı güzelliği varmış. Aferin sana.